Muzaffer Bey. Ne olursunuz bakın bütün gün zaten hiçbir şey yememişsiniz. İlaçlarınızı alacaksınız. Yani iki lokma da olsa bir şey yemeniz lazım. En azından çorbanızdan için. Tamam kızım. Hakan'cığım, sen de sakinleştiysen ben Aylin'i çağırıp geleyim. Çağır. Adam akıllı konuşuruz. Hakan bak çağıracağım ama tekrar tartışmayacaksınız. Tabii ki tartışacağız. Söylediklerimi duymadın mı? Oğlum. Ya baba. Sen bu işi gerçekten kabulleniyor musun ya? Çocuklar birbirlerini sevmişler. Çocuklar mı? Koskoca adamdan bahsediyoruz baba. Aralarında kaç yaş fark var? Hadi onu geçtim. Ya bu adam ailenin doktoru. Biz bu adama güvendik ve aileni ona götürdük. Hani meslek etiği denen bir şey var ya baba. Hakan. Oğlum. Ben dünkü çocuk değilim. Ben de biliyorum bunları. Ama ben ikisiyle de konuştum. Samimiyetlerine inandım. Baba. Hakan. Tamam artık bak bir otur bir sakinleş. Kimseyi anlamıyorsun dinlemiyorsun. Hadi otur. Otur. Hakan ne olursun bak. Sakinleşmeden de kimseyle konuşma artık. Çok sinirlisin. Kendisi istediği insanla geçsin tozsun. Bana gelince sorun çıkartsın. Bu nasıl abilik ya? Hadi bak bu son. Bunu da iç tamam. Aferin. Bak, o eve giriş biletimiz Aylin. Beni bir saat bile aramadan duramıyor biliyor musun? Ama biraz beklesin. İplerin kimin elinde olduğunu öğrensin değil mi? Bu arada aramızda kalsın. Bazen beni çok darlıyor biliyor musun? Ama buna değecek. Fazlasıyla değecek hem de. Fazlasıyla değecek. Hakan ne olursun Hakan? Nereye? Ben o kızla konuşmadan rahatlayamam Firuze. Ne yapacaksın? Bu öfkeyle mi gireceksin? Ben bu konuda sakinleşemem. Görmedin mi ya? Adamcağıza duygu sömürüsü yapmışlar. Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Hakan ne yapacaksın? İçeri girip bağırıp çağıracak mısın yine? Ya ben cidden anlamıyorum ya bak cidden anlamıyorum. En başından beri sen bu adama güvenmiyordun. Yeni doktora gidelim dedik gittik. Şimdi destekliyor musun? Yeter artık ya. Yeter bir kendine gel. Bir sakinleş. Benim kimseyi desteklediğim yok. Ayrıca benim fikrimin bir önemi de yok. Özür dilerim. Başka türlü dinlemeyecektim. Firuze. Ben düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Biliyorum işte. Ben de bu yüzden seni engellemeye çalışıyorum. Ne yapacaksın içeri girip? Yine bağırıp çağıracaksın. Yani tamam yine konuşun. Ama sakin sakin. Ya bu şekilde girersen onunla bir bağ kuramazsın. Her şey daha da kötü olur. Yine doğru söylüyorsun. Tamam işte. Sakinleşince güzel güzel konuşursun. Hakan kız aşığım diyor. Aşığım diyen bir insanla bu şekilde konuşamazsın. Daha çok üzersin onu. Aylin, konuşmak istemediğinin farkındayım. Ama konuşmamız lazım. Böyle kavga ederek olmaz. Ben senin üzülmeni istemem. Uydurma abi ya. Uydurma, benim üzülüp üzülmemem senin umurunda bile değil. Ya sen istediğin her şeyi yapabilirsin.
Ben seninle buraya güzel güzel konuşmaya geldim. Bana söylüyorsun ama asıl sen beni dinlemiyorsun. Niye karşı çıktım istersen bir sor. Neden abi? Neden? Neden? Neden karşı çıkıyorsun? Aylin, yıllardır bir sürü şeyden mahrum kaldım. Ben senin kendini bir ilişkiye hapsetmeni istemiyorum. Önce dil için İngiltere'ye gidersin diye düşündüm. Ondan sonra istediğin okul, istediğin ülkede hayat planlaması yapsan daha güzel olmaz mı? O veriyor değil mi bütün bu akılları sana? Bütün bunların hepsini Firuze planladı değil mi? Aylin, saçmalama. Kız fikrini bile söylemedi. Benim yanımda söylemedi abi. Peki ben yokken... Ben yokken Firuze abi seni bir yılan gibi zehirleyip benim üstüme salıyor. Ya ben aptal değilim, bunların hepsini görebiliyorum abi. Yeter Aylin, yeter. Bak ben buraya sakince seninle konuşmaya geldim. Her şeyi alttan alıyorum. Bak bu sefer çizmeyi açtın sen. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.